isterim yörük konmadık. Menevşe isterim boyun eğmedik. Ben bir yar isterim eller değmedi. Amanın nazlı yarım ar demedim mi? Önümde yavuklum var demedim mi? Haydi de fadi kanım sor demedim mi? Omar çavuş beni kor demedim mi? Geçirmiş kadife yelek, giyinmiş kuşanmış olmuş bir melek. Ayrılmam dedi ayırdı felek. Aman nazlı yârim ar demedim mi? Önümde yavuklum var demedim mi? Haydi de fadi kanım sor demedim mi? Omar çavuş seni kor demedim mi? Aman nazlı yârim ar demedim mi? Önümde yavuklum var demedim mi? Haydi de fadi kanım sor demedim mi? Omar çavuş seni kor demedim mi? Bravo, bravo, bravo. Ay ne güzel türkü. Çok eğlenceli, çok enerjik. Şu anda biz İzmir Buca'da gölet kenarındayız. Yanımızda çok kıymetli hocalarımız var. Ege Üniversitesi konservatuarı hocamız sevgili Salih Sütoğlu ve hocamız Anılar Beyefendi burada. O kavalıyla, diğer hocamız bağlamasıyla bize eşlik etti. Ve tabii ki yanımızda bir hanımefendi var, kraliçemiz var. Salih hocamızın eşi Zeynep, Zeynep İlhan. Ne güzel sesin var Zeynep'ciğim, bayıldım. Sen de konservatuarlı mısın? Yok, aslında ben gıda mühendisiyim. Gıda mühendisiyim, şu anda mesleğimi de yapıyorum. Ama yıllardan beri Türk Halk Müziği ile ilgileniyorum. Aileden gelen bir gelenek. İlgilenmekle de kalmayıp böyle ara ara çok içine dalıyorum. Eşiniz de tabii müzisyen. Evet. Hem hoca. Ay ne kadar şanslısın. Gerçekten evet. Zeynep'ciğim. Vallahi. Hocam okuldaki dersler evde de var mı? Bazen oluyor evet. Bazen çalıştırıyorum. Öyle mi? Hocamızdan öğrenmeye çalışıyorsunuz. Tabii. Bu benim için çok büyük bir şans. Gerçekten öyle tabii, büyük bir avantaj. Herkesin nasip olmaz. Aynen. Yararlanıyorum. Peki. Neden Zeynep İlhan Salih Sütoğlu? İnce bir nokta. Öyle mi? Normalde kimliğinizde soy isminizi aldınız. Tabii aldım. Şöyle ben çok yani genç yaşlardan beri, 18'li yaşlardan beri müzikle ilgileniyorum, Türk Halk Müziği ile ilgileniyorum. İşte TRT yarışma, ondan sonra TRT süreci falan olunca kendi soy ismimle tanındım. Kendi soy ismime devam etmek istedim ama tabii ki eşimin soy ismini de kullanıyorum. Kullanıyorsunuz. Peki müzik adına neler yaptınız? Biz biraz sizi de tanıyalım. Çok küçük yaşlardan itibaren aileden geliyor müzik aşkı. Babam çok sever, çok dinler. Türk halk müziğini çok dinlerdi. Onun biraz da teşvikiyle ben 2008 yılında TRT'nin açmış olduğu bir yarışmaya katıldım. Orada derece aldım. Daha sonra TRT'nin birçok programında işte vokalistlik, koristlik, solistlik, radyo programı, televizyon programı, daha sonrasında dışarıdaki kendi etkinliklerimizde yer aldım. Böylece müzik yolculuğuna bir şekilde girmiş oldum. Kendiliğinden ilerledim. Peki müzikle evlilik zor değil mi? Ben de müzisyen bir insanım. Aynı zamanda televizyon programı yapıyorum. Evliliği gözüm kesmiyor Zeynep'ciğim. Şöyle Bir de evin içinde iki müzisyen. Aslında daha kolay. Şöyle daha kolay. Birbirimizi anlamak adına, yaptığımız o işin zorluğunu anlamak adına ikimizin de aynı işi yapıyor olması ki tabii eşim daha çok işin içinde ama ben onu anlıyorum. Geç gelmesini, işte bazen iki gün üst üste eve gelmemesini o da beni anlıyor. O yüzden bence hani yakın mesleklerdeki kişilerin evlenmesi daha iyi bu açıdan. Öyle mi? Zor değil. Bence daha kolay. Peki hocam sizden şarkı ister mi?
hadi Zeynep şu şarkıyı da bir oku dinleyelim der mi? Demez asla değil mi? Yani. Asla. Şöyle demez, aslında çok içindeler. Ve tabii bir süre sonra kulak tabii ki yoruluyor. O yüzden evde böyle çok sesli, çok yüksek sesli müzikler açmayız, dinlemeyiz. Dinlendirmek açısından. Ama birlikte söylediğimiz, çaldığımız zamanlar da var. Siz yürüsünüz değil mi? Tabii ki. Şöyle, yörü kelimesinin anlamı aslında yürüyen Türk'ten geliyor. Yıllarca göçebe yaşamış bir toplumdan bahsediyoruz. Türk toplumu da aslında işte Orta Asya'dan Türkiye'ye kadar gelene kadar işte göçebe hayatı benimsemiş, yaşamış, çadırlarda yaşamış. Genellikle bu yüzden hayvancılıkla ilgilenmiş bir toplum. Türk toplumu yerleşik hayata geçtikten sonra da belli bir kesimi hala bu göçebe yaşantısını devam ettirmiş. Biz aslında o son kalanlardanız. Yani babam işte bir kuşak öncesi, babaannem yörük çadırında doğmuş, yörük çadırında büyümüş. İşte atıyorum dedelerimiz yörük sazlarını çalmış, kabak, kemane, sipsi gibi. O kültüre daha yakınız. Daha yani en son yerleşik yaşama geçmiş toplumlardanız. Antalya, işte Balıkesir, Afyon, burada Kütahya, Mersin, burada çok yoğun yaşanmış. Biz de Osmanlı'nın son zamanlarında, Cumhuriyet kurulacağında artık mecburen yerleşik hayata geçirilmiş, İzmir'de kalmış, İzmir'de mecburen yerleşik hayata geçirilmiş bir toplumuz. Onun dışında mecbur kalınmasa hala bu kültürü devam ettirirler di büyük bir ihtimal. Çünkü gerçekten yapısal olarak bir yerde durmaya, bir yerde yaşamaya alışkın değiller. Hala işte yazları çadıra, işte çardağa göçerler, kışları kendi evlerine gelirler. Yaylalara giderler. Hala o kültürü devam ettiriyoruz. Tabii ki değişmeler var. Kanımızda var diyor. Tabii ki farklılaşmalar, değişmeler tabii ki var. Tabii ki olacak günümüz koşullarında. Ama biz hala bize aktarılan bu kültürü çocuklarımıza da aktarmaya çalışıyoruz. Bir nebze unutulmasını istemiyoruz. Bizim köyümüzde hala bu kültürü yaşayan, kıyafetiyle, konuşmasıyla, yemesiyle, içmesiyle, düğünleriyle, oyunlarıyla, türküleriyle yaşayan bir toplum. Ben de bu kültürde büyüdüm, yetiştim. Zengin bir kültür. Tabii ki, aynen. Her konuda çok zengin. O yüzden peki, şanslı hissediyorum kendimi. Ne güzel. Peki, yörük dedik, kültür dedik. Kültür deyince aklımıza, benim aklıma ilk müzik gelir. Tabii. Çünkü bir toplumun kültürünü en çok yansıtan etkenlerden biridir müzik. Evet, Türk toplumunun nasıl Türk halk müziği, Türk sanat müziği varsa, yörük kültürünün de bir müzik kültürü var diyelim. Kültürü var diyelim. Bir parantez açalım. Evet, yörük müziği ne? Evet, Zeynep çok güzel anlattı aslında. Şöyle ki, yörükler kendi kültürlerine çok sahip çıkmış bir millet, bir topluluk. Hala bunu görebiliyoruz yaptıkları festivallerde, yaşadıkları festivallerde. Atıyorum bir herhangi çok uzak bir yerde festival oluyor, yörük kültürü festivali oluyor. Bütün kabile toplanıp gidiyor. Sadece tek amaçları var. Birlikte tek amaç olmak. Var, birlikte olmak. Başka hiçbir şey değil. Onun için kendi kültürlerine çok iyi sahip çıkmışlar. Müzik kültürlerine de sahip çıkmışlar dolayısıyla. Dağda yaşıyor adam, işte ovalarda yaşıyor. Yürüyen bir şekilde, yürüyen bir yaşamları var. Bu yaşamların içine de o müziği sokmuşlar. Nasıl sokmuş? Curasını almış, küçük parmak curası almış, heybesine sokmuş. Sipsisini almış, cebine sokmuş, kavalını almış, sırtına sokmuş. Bu şekilde çok iyi sahip çıkmışlar. İşte bu müzikleri de kendilerini yansıtmış. Mesela dinlediğimiz zaman biraz önce çaldığımız eser bir yörük müziğiydi. Tam yörüğün hayatını anlatıyor aslında. Diyor işte bir yayla isterim, yörüğün olmadığı bir yayla olsun işte diye sözleri çok güzel anlatıyor. Çok iyi sahip çıkmışlar kültürlerine. Müzik kültüründe de böyle şeyler var. Kavalları var, sipsileri var. Kendi çalıp söylemeleri var. Artı içlerinde çok fazla böyle ağıt yok farkındaysanız. Hep eğlenceli. Yani yürüyen adam, yaşamayı seven adam. Ve bu müziklerinde de yansımış. Yani benim bildiğim böyle tek tük ağıt yörük eseri vardır. Genelde böyle daha hızlı, daha içleri ferahlatan, kendi yaşama sevinçlerini dışarı yansıtan müzik kültürleri var. Ne güzel. Hocam siz yörük değilsiniz o zaman. Yok, ben yörük değilim. Hanımınız yani, yörük. Yörük damadı oldum. Öyle olunca doğru. Anıl Bey, siz yörük müsünüz? Yok. Hocamız da yörük değil. Siz nerelisiniz? Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm.
İzmir'de yaşıyorsunuz. İzmir'de. Ege Konservatuvarı'nda da bağlama hocasısınız. O zaman hocam yörük dedik, yörük kültürü dedik, müzik dedik. Müzikle devam edelim. Şöyle kulaklarımızın pası bir silinsin. Zeynep'in sesi de çok güzel. Bize sıradaki şarkımız ne? Onunla ilgili de bilgi verirseniz hemen şarkıya geçelim. Şimdi sıradaki eserimiz Ödemiş Kavakları eserimiz. Ödemiş Kavakları, bu eseri ben duyduğumda çok beğenmiştim. Çok söylemem lazım. Anonim türkü mü yoksa? Hayır. Nurettin Reçber, sevgili Nurettin Reçber'in bir eseri. Ama yöremizi yansıtıyor yine. Albümde de geçen sene bir albüm yaptık. Ege türkülerinden oluşan bir albüm yaptık. Adı da Ege'den. Bu güzel eseri albüme de koyduk. Hatta klibini de çektik. Şimdi ben sizlerle paylaşmak istedim bu güzel eseri. Buyurun efendim. Ödemiş kavakları pazardır sokakları, gül yüzünü göreyim aç beyaz duvakları, elleri kınalı gelin gözleri sürmeli gelin, gül yüzünü göreyim aç beyaz duvakları, elleri kınalı gelin gözleri sürmeli gelin. Yeşil üzüm bağları geçti gençlik çağları, gel beraber gezelim mor sümbüllü bağları, elleri kınalı gelin gözleri sürmeli gelin, gel beraber gezelim mor sümbüllü bağları, elleri kınalı gelin gözleri sürmeli gelin. Ağzınıza sağlık, size ve hocalarıma çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz programı efendim. Biz teşekkür sağ olun. Ediyoruz. Ay ne güzel seste. Dökülür yaprak.
şarkılarım. Bize de derler çakıcı, yar fidan boylum, yakarız konakları. Yakarız senden uzun yok, yaprında gözüm yok. Selvim senden uzun yok, yaprında gözüm yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.